Ya da gidemediğimiz anlara kalacak. Kopenhag'a nasıl gidemedik? Kopenhag'a çok güzel gidemedik ya. Çok sinir bozucu. Şimdi şöyle, ucuz etin yahnisi bir şey olur derler ya. Ya gerçekten dandik olur. Dandik olur yani. Ucuz et. Ucuz uçak bileti aldık. Ben böyle atıp tutuyordum ya hep, aman Avrupa'da uçmak çok uygun fiyata falan diye. Yani onun da bedelleri varmış. Ucuza aldık bileti, ne oldu? 200 euroya ekstra kabinli EasyJet'ten bir yaklaşık 2-3 ay önce Berlin Kopenhag, Kopenhag Berlin gidiş dönüş bilet aldık. Eşyalarımızı hazırladık. Uçuşumuz saat sabah 7'deydi. Atlas'ı uyuttuk. Biz de hadi erken uyuyalım dedik. Tam böyle uyumaya giderken saat 10 çeyrek civarı, uçağımız 7'de. Bana bir SMS geldi. EasyJet'ten. Uçağınız iptal, özür dileriz diye. Bu kadar. Normalde bizim biletimiz 7'deydi. İptal oldu ve aynı gün içerisinde saat 12'de ve akşam 7'de iki uçuş daha var. Ve bunların biletini alabiliyoruz. Ama değişiklik yaparken maalesef alamıyoruz. Çok enteresandı yani. Sonuç olarak bugün Berlin'deyiz. Yarın sabah gidiyoruz. Yani inşallah. Yani iptal etmezlerse yine. Ya zaten haberlerde falan da çıktı zaten. EasyJet 1000'e yakın uçuşunu iptal etti. Berlin operasyonunu 1000'e yakın uçuşunu iptal etmiş. Bu uçuşların içerisinde bizim uçuşumuz da var. Öyle bahtsız bedeviyiz yani. Ne bitti? Kötü kokuyor. Çok kokuyor. Sonunda Kopenhag'a gelmeyi becerdik. Başımızdan neler geçti, neler geçti. Ne gelme. Ya az kalsın gelemiyor muyduk acaba diye düşündük. Çünkü burada gelmemeliydik de yani, risk aldık. Evet, biraz risk aldık. Ben cüzdanımı dün Atlas'la oynadığım parkta düşürdüm. Ve orada oturum kartım da vardı. Böyle kartlar, kimlikler, kredi kartları falan hepsi kayboldu. Bir taksici bulmuş. Umarım o taksici beni bulur. Beni izliyorsan taksici, YouTube'dan da bulabilirsin beni. Umarım cüzdanımı getirirsin. Böyle ama vardık. Şu an saat kaç? 9 civarı. 9 ve yani biz Kopenhag'dayız. Zaten uykusuzuz. Stresli günler evet, geçiriyoruz. Streslere uyuyamadık da yani. Bilmem dikkat edenler olur mu? GoPro ile de çekemiyoruz. Çünkü dün Atlas GoPro'yu kırdı. Evet. Yani böyle günler geçiriyoruz arkadaşlar. GoPro'yu kırdı, çalışıyordu da. Üzerine ben almayı unuttum yanıma. Şu an... Umarım nine Sinem'in nine telefonuyla güzel bir şeyler çekiyoruzdur. Evet, benim iş. Kopenhag'dan benim detaylarla... Benim telefonum senin GoPro'nu döver. Göreceğiz bakalım. Kopenhag'dan detaylarla görüşmek üzere. Çüz. Atlas çözler ister misin? Az önce yine hayvan gibi güzel bir kahvaltı yedik ve ben bunun videosunu çekmeyi unuttum. Tamam, ben fotoğrafı çektim, koyarsın. Tamam, şimdi buraya bir yere koyayım, şöyle bir kahvaltı yaptık. Şimdi Kopenhag sokaklarında geziyoruz. Arkadaşlarımızla buluştuk. Kalabalık bir grup olarak geziyoruz. Şöyle enteresan bir şey göstermek istiyorum, bunu görmeniz lazım. Çok tatlı değiller mi ya? Ben bayıldım açıkçası. Video kaydı başlayınca polis arabası giriyor mu? Bayılıyorum yani. Muhteşem bir şans.
Burası Trafalgar Square. Gerçekten atıyor mu? Atıyorum da abi. Ama inandım ben. Ama öyle bir güzel söyledi. Öyle kesin öyle bir şeydir yani. İşte meşhur evler burada. Gördüğünüz gibi herkes de fotoğraf çekmeye çalışıyor burada. Şurada da evler var. O Kopenhag'ın meşhur güzel renkli evleri burada. Şimdi burada böyle kanala bakan bir yer bulduk. Bizimkiler de karşıda. Şu merdivenlere oturdu. Biralarımızı yudumluyoruz. Bir yandan da şöyle bir manzara izliyoruz. Kopenhag'a gelince olmazsa olmazlardan bir tanesi de buradaki Freetown'a girmek. Burada içeride video çekmek yasak olduğu için giriş öncesinde anlatmak istedim size. Burası düzenlemelerin daha serbest olduğu, içeride bazı uyuşturucu malzemelerinin işte serbest olduğu, insanların birbirine çok karışmadığı, daha sessiz davrandığı, mesela koşmadığı, bisiklet kullanmadığı, daha sakin bir yaşantısı olan bir yer. Şimdi oraya gireceğiz. Biraz daha turistik bir hale gelmiş tabii. Bir ona bakacağız. Bakalım neler var içeride. İçeriden çıktıktan sonra anlatacağım. Şu anda giriş yapıyoruz. Buradan ve buradan ötesinde video çekemeyeceğim. Geliyorum ben de. Çok güzel. İyi gündü. Hava müthişti. Yani beklediğimizde çok üstünde. Yağmurlu bekliyorduk çünkü. Evet, şansımızda çok güzel bir hava vardı. Çok enteresan bir deneyim yaşadık. Bahsetmek ister misin? Evet, Christiania'ya gittik. Yani Freetown'a gittik ve orada esrar kullanımı serbest ve insanlar da mi içiyor. Yani orası biraz karmaşık. Çünkü yasal değil anladığım kadarıyla. Ve polisler dokunmuyor gibi böyle bir şey anlattı arkadaşlar. Burada illegal aslında. Yani esrar kullanımı burada yasak. Evet, ama insanlar içiyordu içeride. İçeride görüntü almak da yasak. Bu sebeplerden dolayı. Güzel barışık bir ortam var. Güzel dekor edilmiş böyle bohem bir havası vardı. Onun dışında herkes çok geniş. Çocuklu olarak birkaç kişi vardı oraya giren. Ama yine de insan böyle bir rahatsız oluyor. İnsanlar ne yapacak, ne edecek belli olmaz falan diye. O yüzden çıktık şimdi dolaşıyoruz.
saçmalık bir bar. Bir yere yemek yemeye oturduk. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. İlk günümüz Kopenhag'da. Ve biraz da buradaki fiyatlardan bahsedelim istedik. Çünkü çok soru geliyor. Instagram'da ben böyle bir şeyler paylaştıkça fiyatlar nasıl falan diye. Yani şöyle bir yerden bir şey aldığımızda minimum 50 euro veriyoruz. Evet yani böyle kapısının açılması 50 euro. Oturduğun yani, 50 euro. Falan. İki bira, işte bir su, bir atıştırmalık. Ya da iki kişilik kahvaltı. Yani iki kişilik yaptığın minimum aktivite 50 euro. Mesela şu an bir restorana oturduk. Güzel de bir restoran. Hemen söyleyebilirim neye ne kadar ödediğinizi. Çünkü önden siparişi verdim. Onlar getirecekler. Hatta şu an bir tane mesela taze sipuruz portakal suyu için 54 kron. Bunların hepsi toplamda bir euroya çevireceğim ama kron şimdicesine söyleyeyim. Bir nacho söyledik 159 kron. Domates çorbası 120 kron. Bir ribeye et söyledik 289 kron. Nugget söyledik atması için. O da 80 kron. Totalde 722 gibi bir şey alacağız. 722 bizim burada çevirelim hemen euroya kaç oldu. Yani 97 euro yapıyor. Böyle... Tipte bıraksak 110 euro. Aynen tipte bıraksak 110 euroya falan geliyor. Böyle bir yerdeyiz. Gerçi çok şehrin merkezinde turistik bir yer. Güzel bir restoran. Güzel bir restoran. Yani öyle şeye de benzemiyor. Dandik yemeklere de benzemiyor. Böyle. Ve şey benim için çok enteresandı. Burası çok dijital bir yer. Her şeyi telefonla ödeyebiliyorsunuz. Postlarda veya online vesaire. Cüzdanı unutmuş bir insan için inanılmaz tabii avantajlı bir durum. Ya mesela QR kodu okuttuk. Meridas yemeğimizi seçtik. Ve muhtemelen oradan Apple Pay ile ödeyeceksin. Ödedim mi? Ödedim bile. Müthiş. Öyle. Şimdi Kopenhag'ın bir merkezine geldik. Zaten buradan da merkez tren istasyonuna gitmeye çalışıyoruz. Burada yakınlarda bir tane oyun parkı var. Yarın da oraya gitmek istiyoruz aslında. Şuradan da bir oyuncak gözüküyor. Uzakta gördüğün şey aslında bir heyecan verici oyuncak çocuklar için. Gördüğünüz gibi aşağı düştü. Şimdi ise merkezi tren istasyonuna gitmeye çalışıyoruz. Merkez tren istasyonundan Malmö'ye geçeceğiz. Malmö'da arkadaşlarımıza. Geçiyoruz şu an. Ama ben toprak hayal etmiştim. Belki toprak dökmüşlerdir yola. Denizi iki ülke arasında doldurmuşlar. Doldurmuşlardır. Şeyden geçeceğiz. Yukarısı otoban büyük ihtimalle. Hı?
Atlas geldik mi? Geldik. İsveç'e geldik. Ülke değiştirdin yine. Geldik. Son 36 saatte 3. ülken Atlas. Bulundu. Şimdi tren geldi. İndik trenden. Arkadaşlarımızla buluştuk. Onlar bizi karşıladı. Ve bugünü Malmö ve civarına geçeceğiz. Şu anda bir trenle sadece İsveç'e geldik. Yani Danimarka'dan İsveç'e 20 dakikada geçtik. Aşkım anlat bakayım ne yiyorsun? Ay ne yiyorum? Lek makara. Lek maka. Maka. Ne? Lek maka. Böyle... Bu arada ekmeğe neden keklediklerini anladım. Kek kıvamında. Şey evet ve dağılıyor. Altında kek var tuzlu. Ekmek gibi. Marul, domates, bir sos. Ne sosu bu? Mayonez bazlı bir sos. Üzerinde de bir sürü kalamar. Karides. Ay pardon. Üzerinde de bir sürü karides. Çok güzel. Ben bayağı sevdim. Benim öğle yemeğim kesin de olurdu bu arada. Burada olsaydım yerdim hep yani. Size çekilenler bunu yesin. Evet. Atlas. Burası bayağı Stranger Things yani. Aşkım geliyor geliyor kaç kaç. Yağmur geliyor. Tamam canım bir fotoğraf çekmelik de mi vaktimiz yoktu? Şimdi yağmura yakalandık. Metrodan koştur koştur alışveriş merkezine girdik. Ne alacağım? Alışveriş merkezi şey, böyle bir yer. Tamam gidiyorum geri. Ben şu güzelliğe bakar mısınız ya hiç? Gerçek gibi değil, hayal gibi bir yer. Burası Slot Parken diye geçiyor. Slot kale demek. Park işte. Kale parkı. Şurada çok güzel bir kafe var. Çok cumartesi öğleden sonraları, pazar öğleden sonraları, sabahları çok güzel bir ortam oluyor burada. Burası da şu iskelede yoga yapıyorlar. İşte sup mup, kayak mayak öyle şeyler yapıyorlar. Şu arkadaş gibi. İleride küçük küçük bahçeler var. Konsept bahçeler. Her birinin ayrı konseptler. İşte biri bir masalı anlatıyor, onu görselleştirmiş. Biri işte bir coğrafya iklimi anlatıyor. Onların içinden geçip en son sahile gideceğiz. Muhteşem bir tur rehberimiz yok mu? İnanılmaz. Çok güzel geldi. Çok şanslıyız. Kesinlikle. İki geldin mi abi? Geldi. Yarın da kalayım. Ben gelirim buraya ya sık sık. Hatta bir dahaki sefer arabayla geleceğim bence. Gelirken bize alkol getirsin. Ya sizi yazık olsun. İsveçliler Almanya'ya gidip alkol alıyorlar. Bunu biliyor muydun? Yaparsın abi ne yapacaksın derim. Bununla uğraşamazsın. Burada alamıyorlar çünkü. O kadar da alkoliklermiş gerçekten. Aynen tabii. Çok alkolün gelse yine gelip Kopenhag'a gidip bir alıp dönerim yani. Yapan var. Böyle büyük partiler ve hostluk yapacaklarsa yapıyorlar onu. Evet. Hatta dediğin feribot var ya. Ona binip Almanya'ya gidip geri gidiyorlar.
Normalde tasma sorunu. Sorunlu mu? Evet. Ya salamıyorsun köpeği. Köpek parkı diye geçiyor yani. Köpekler burada oynuyorlar. Alabildiğine uzun bir yeşillik ya. Şu mu bizim geçtiğimiz köprü yani? Wow. İsveç'te sigara her yerde içemiyorsun. Sigara içebileceğin alanlar var. Restoranların açık alanları da genelde yasak oluyor. Ben İsveç'e geldiğimden beri çok az sigara dumanına maruz kaldım. Ancak sokakta yürürken böyle bir kişi yanımdan geçiyor, dumanı suratıma üflüyor, öyle. Ve bu böyle iş böyle olunca alerjim çok azaldı. Çok az hapşurmaya başladım. Alerjimin büyük bir kısmı sigara dumanından tetikleniyormuş. Onu fark ettim. Ya biz mesela Berlin'de her yerde sigara içildiği için dışarıda hep atlası bir köşeye falan oturtmaya çalışıyoruz. Hani yer bulalım da şöyle uzak kalsın falan. Ya bu arada burada da çok fazla delen var yani bu kural. Sokakta bazen görüyorsun sigara içenleri ama asıl yani temel kural böyle her yerde bazı sigara içme alanları var. Böyle belli bir köşe yani mesela. Orada içiyorlar sadece. İçmemelisin yani. Şimdi saat 11 civarı arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hava hala kararmadı. Bu seviyede devam edecek. Burada dünyanın bu kadar kuzeyinde hava pek kararmıyor. Sabah 3 gibi de tekrar aydınlanıyor. Yemeğimizi yedik, şarabımızı içtik. Şimdi eve doğru geri dönüş yapıyoruz. Burası da çok tarihi bir eğlence parkı, Tivoli. Aynı Disneyland gibi ama bu tabi bu ülkeye özgü versiyonu ve geçmişi daha fazla. İçerisinde işte hızlı trenler, çocukların oynayabileceği yerler, çok güzel bahçeler, parklar var. Hem küçüklere hem büyüklere bir eğlence yaşatıyorlar. Vaktimiz olursa gireceğiz, girersek içerisinde gösteririm. Şimdi bu eğlence parkına girdik. Tabii bu sadece başlangıcı. Çok büyük bir park burası arkadaşlar. İçinde hem bahçelerin olduğu hem parkların olduğu, bir yandan da bir sürü oyuncağın olduğu bir alan. Çok çok geniş bir alan. Biraz Asya esintileri var içerisinde. Disneyland gibi Disney esintileri değil de böyle mimari tasarım olarak öyle şeyler seçmişler. Bizimkiler de geliyorlar. Atlas da yeni uyandı öyle uykusunda. Kuşlar insanları kesiyorlar ve inanılmaz yakın takip ediyorlar. Patates yiyenlerden patates çalıyorlar. Yani bir tane yakalayabilir miyim bilmiyorum. Az önce bir kızın patatesini yakaladı. Burası böyle çığlık çığlığıydı. Yakın uçup gözlem yapıyorlar çılgınlar.
Tschüss. Was spricht denn mein Sam? Ja, jetzt war er ja kommen. Ah, ja, du sagst voll hilfig, Leute, die Mäuse. Nee, jetzt hat er gar nicht gespielt und flirt. Nein, das war ja so eine gute Idee, du. Wer war? Ja, das war du korrekt, ich hatte ja den Philipp zusammen mit Maya Braten. Şimdi Kopenhag Havalimanı'na geldik ve burası bir alışveriş merkezi gibi tasarlanmış. Güzel restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar. Pizza. Bayağı eğlenceli bir yere benziyor.